Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, yarıda kalan İstanbul Spor Trabzonspor yorumlamaya çalışacağım ama neyini yorumlayacağız onu da bilmiyorum yani. Geçen hafta pazartesi e, Ankara Gücü Başkanı'nın Halil Umut Meleri e, yumruklaması olayından sonra e, hakemlerin açıklaması, TFF Başkanı'nın işte şov vari açıklaması, e, Arkabin'de e, tekrar U dönüşü yapılarak ee, Cumartesi-Pazar günkü oynanacak maçlar yani 17. hafta maçlarının ertelenmesi ve 18. hafta maçlarının hafta içi oynanmasına tekrar karar verildi. Hakemler de çok dik duruş göstererek U dönüşüyle maçlara çıkma kararı aldılar. Ee, bu akşamki maçta da İstanbul-Trabzonspor e, maçı 72. dakikaydı sanırım. iptal. İptal. Şey, e, sağ olsun Büyük Başkan e, büyük, büyük bir gövde gösterisiyle İstanbul Kulübü Başkanı büyük bir gövde gösterisiyle haksızlıklara meydan okuyarak takımını sağdan çekti. büyük başkan önüne gösterdi. Tebrik ediyoruz. şimdi maçın nasıl yorumlayalım? Neyini yorumlayalım yani? Yani bir üçüncü dünya ülkesi diyeceğimiz yani Afrika'da bile olmayacak bir olay yani. Yani sağda hiçbir şey yok. Pozisyon gayet temiz. Gol de hiçbir sorun yok. Kalkıyorsun. Artist yaparak Tabiri caizse takımı sağdan çekiyorsun. Yani neyini çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Bu halı sağ mı ya? Halı sağ mı ya? Yani. Halı sağda ben küstüm. Hadi çıkıyoruz sağdan. Bu mu yani? Yani nedir yani? 16 hafta futbol 16 hafta maç oynuyoruz, oynanıyor ligde. 17. haftayı saymazsak bu haftayı 18. hafta 17. hafta olarak kabul edersek. e, ee, o kadar haksıza uğramışsındır. Takip etmedin maçlarını da. O kadar belki haksızlıklara uğramana rağmen ne takımını sağdan çekiyorsun, ne bir isyan ediyorsun. E Trabzonspor maçına geliyorsun ve haksız yani pozisyon foul yok. Gayet temiz. Akabinde gol oluyor. E şov yaparak takımı sağdan çekiyorsun yani. Bu nedir ya? Çocuk musunuz abi? Nedir yani? Böyle bir yani bu böyle başkanlık e, makamına yakışacak bir şey mi yani? Yani takımı sağdan çekmenin Manası nedir yani? Ne karşı bir isyan bu? Yani isyan edecek bir şey yok ortada yani. Yani hakem gayet normal maç yönetiyor. İki takım oyuncular da gayet birbirine karşı e, ne derler ona saygılı bir şekilde oynuyor. Maçta hiçbir şey yok. Hırgür yok. E bir pozisyonu alıyorsun. O pozisyondan giderek takımı sağdan çekiyorsun. Ya komik duruma düştün ya. Yani rezil olduk. ülke dünyaya rezil ediyorsunuz takımı, şey ligi. Böyle bir şey olabilir mi? E sonra da Beyin Spor bu lige nasıl para versin? Niye para versin? Yani bu lig niye izlensin yani? Kim izleyecek bu ligi yani? Kim izlesin daha doğrusu yani? Bu saçmalıklar kim izlesin yani? Öbürü çıkıyor Beşiktaş Fenera Başkanı. Neymiş? 2011 Spor Kupası. Yok ya. Neyle oynayacaksın ya 2011 Spor Ne anlatıyorsun yani? Kime ne mesaj veriyorsunuz yani? Kimi dürtüp diyorsunuz kardeşim ya? Kime? Kime yani bu sizin e, yaptığınız açıklamalar? Bu ahmakça konuşmalar? Kime yani? Ne? Trabzonspor'da Başakşehir'le oynamak istiyor Ne yapacaksınız o zaman? He? Ne yapacaksınız? Nedir yani bu? Neyin şovu? Yani herkes bir şov derdinde. Öbürü gider hakemi yumruklar. Her ne kadar hakemler kötü maçlarda yönetiyor olsalar, kendilerini son eleştiriyor, eleştiriyor olsak da sahada gidip hakeme falan yumruk atamazsın arkadaş. Kimse atamaz. Böyle bir şey yok. He. Bu hakemler, bu hakemlerin eee tabir caizse bir kendilerinin bir iradesi var ise o iradeyi sahaya koyacaksın. Maça çıkmıyorum diyorsan çıkmayacaksın. Ama eğer çıkıyorsan tekrar 6. dönem parantez içerisinde o zaman o yumru hak ediyorsun demek. Öyle mi? Maça çıkmıyoruz deyip de İki gün sonra TFF Başkanı gibi biz işte ligi süresiz erteliyoruz deyip de tekrar işte oynanacak demekle senin ben süre işte maçlara çıkmayacağım deyip de isterseniz yabancı hakem getirin deyip de iki gün sonra aynı şekilde TFF Başkanı gibi karar değiştirip maçlara çıkıyorsanız o zaman o yumruk hak etmesiniz demektir. Tabiri caizse diyorum sözlü meclisten dışarı. Dolayısıyla bu akşamda hiçbir şey yokken ortada Fozyok'un yokken 72. dakikada İstanbul Spor Kulübü'nün başkanı başkanlık makamına yakışmayacak hiçbir şey, bir şekilde takımı sağdan çekiyor. Yani ben anlamadım ki. Ya yani bu neyin şovu? Kime karşı güç gösterisi? Etin ne, butun ne? Ya Allah küme ya o zaman. Ya Allah amatöre yani. Lig değişin yok. Yani ligde değişin yok o zaman senin yani. Lig değişin yok. Bu mahalle takımı değil ki. Burası amatör lig değil ki. Adına Süper Lig diyorsun. Sponsorları var. Bilmem nesi var. İnsanlar bu lige para veriyor. Beyin para veriyor. Tüksel veriyor. O veriyor. Bu veriyor. Ee, kim izleyecek insan? Ne izleyecek insanlar? Yani ülkede şike yapılır. Cezası verilmez. Efendim sağa takım girer. Bakalım ne olacak? Ne, ne, ceza verecek? Merak ediyorum yani. Yani ne ceza verecek? Ne ceza verecek? Yani, hakem ümrü atılıyor. Ülke karışıyor. Ne alakası varsa yani. Öyle mi? Ankara Cülük sahası kapanıyor. Niye kapanıyorsa? Yani yumruğu atan başkan. Başkana ceza verirsin. Taraftara niye ceza veriyorsun? Yani niye sahasını kapatıyorsun Ankara Cülük'ün mesela? Anlamsız. Anlamsız bir şey. Öyle mi? Hakemler sahaya çıkmayacak diyor. İki gün sonra karar değiştiriyor. Tefer başkan ligi süresi dedik. diyor. Ertesi gün açlama yapıyor. İşte 17. hafta ertedik diyor. 18. hafta ertedikler devam edecek diyor. Eee? Bu hafta çıkıyor İstanbul Kulübü'nün başkanı ortada hiçbir şey yokken şov vari bir şekilde takımı sağdan çekiyor. Ee, neyi Ne Maçın ne yiyorum yani yani. Maç gene kötü başladı arkadaşlar. Klasik Trabzonspor geride pas yan, pas, yan pas, yan pas, öne pas, geri pas, kaleciye pas. Böyle saçma bir oyunla başladı gene. Rakip İstanbulspor olmasına rağmen rakibi tabiri caizse sahasına e, hapsedip böyle sağdan soldan böyle bir göze hoş gelen bir futbol oynaması gereken Trabzonspor o potansiyelli oyuncular olmasına rağmen bu baskıyı koyamıyor. Adam e, İstanbul Tupası geriden çıkıyor ona bile baskı koyamıyorsun. Mesela burada kim baskı koyacak? Abdülkadir. Çünkü önde oynuyorsun değil mi? Baskıyı sen koyacaksın değil mi? Yani orada çık sen baskı yapacaksın. Viska gelecek, Trezege gelecek. Doğru mu? Ama yok. Adamlar çıkıyor. E, geride desen biler senimiz var sağ olsun yani. Asist yaptı adamlar gol attı. Eren desen 400 çıkamıyor. Çıksa da ne yaptı belli değil. Geride geriye gelemiyor, açık veriyor. Larsen desen gene öyle. Yani defans attığımız çok kötü arkadaşlar. Abdullah Avcı da buna güvenemiyor. Ondan mı e, bir türlü oyun tutturamıyor gerideki dörtlüğe güvenemediği için, beklere güvenemediği için belki baskılı bir oyun önde baskılı bir oyun yapamıyor. Ne e, bu baskıyı koyamamasının bir sebebi de orta saha. Şimdi Berat Bakasetas çıkıyor. Berat yumuşak, Bakasetas yumuşak. Yani Mendy'yi de geride koyuyor. Niye koyuyor? Herhalde geriden iyi e, topla çıkabilmesi babında. İşte Berat ve Bakasetas'la daha iyi al ver yapabilme babında sanırım. Mendy'yi geride oynat ama yanlış yapıyor. Fedakarlık yapacaksın. Bakasetas ve Abdülkadir mi? Birini çekeceksin. Bakasetas'ı bence öne koyacaksın. Çünkü Abdülkadir e daha, daha verimli. En azından şutu var. Abdülkadir ne hikmetse ne topla zirinlik yapıyor, ne topla koş gidebiliyor. Her topu illa pas verecek. Ya arkadaş bırak pası ya. Pası bırak. Bir kere de öne gitmeye çalış. Kaptırsan da gitmeye çalış. Çalım atmaya çalış. Kaleye şut çekmeye çalış. Bunları dene. Bunları denemiyorsan taraftar sana affedersin sövüyor. Seni eleştiriyor. Sana kızıyor. Haklı. Yani sen o hiç hiçbir sergilemiyorsun. Bir pozisyon var. Üçe bir gibiydi böyle. Trezege sağda işte solda Vizca gidiyor sanırım. Abdülkadir önü boş. Abi gitti gitti ne yaptı? Rakip önüne gelene kadar pas vermedi. Ya ilk çıkışta pas vereceksin Trezegen'in önüne boş koşarken ya da vermeyeceksin devam edeceksin. O adamı da çalınacaksın öndeki. Ne oldu? Rakip Trezege'ye yaklaştı. bek. O stoper de Abdülkadir'e yanaştı. Abdülkadir geç kaldı. Son anda topu arapası yaptı. Tabiri caizse böyle çok tintin bir vuruş. Oyuncu da tabii çarpışma oldu. Hakem foal çarptı. Ama topu o kadar kötü kullandı yani. Onaçur'da da arkadaşlar iki haftadır kafa toplarında çok isabetsiz e, vuruşları var. Yani çok rahat gol alabilecek kafa vuruşlarını iki haftadır sonuçlandıramıyor. Yani en azından e, o kötü ilk yarıya rağmen 3 en az 3 3-0'a 3-1'lik bitecek bir maçtı aslında. Yani maçtaki işte golün olması da tek isabetlisi vuruşu diyor kafa vuruşu. Dönen topu Trezeguet tamamladı. Trezeg'in de o pozisyonlardaki fırsatçılığı veya takipçinin diyelim geçen hafta olduğu gibi. Ee, bir sıfır geçti takım. Yani gene bir şey yok. Yani İstanbul zaten gol atma gibi bir Yani gol atacak mecal yok. Çünkü öyle bir yapısı yok. Kadrosu yok. Yani ne oldu? Doldur bir top. Sağ olsun dersen adama tabircası asist. Top tip, sür, dürtüyor topu yani. Nedir bu senden Sandin de anlamıştım. Oynatmayın arkadaş. Yok gerek yok yani ya. Orada altyapıdan da bir adam oynuyor. Sonra Mehmet Can devam etsin. Yani niye kesiyorsun yani? O da o kadar hata yapıyor. O yapsın. Ne yapalım yani? Bu Lars le olmuyor. Gör belli yani. Dediğim gibi şey desen öyle. Eren. Onda bir tutukluk. Velhasıl ilk yarı bir İkinci yarı başladı. Yani oyun genel olarak kötü. Geç gidiyor diye. Yani. İkinci yarı başladı. İşte yine işte geriden çıkmaya çalışıyoruz vesaire işte Bakasetas'la falan işte şu denemeleri işte olmuyor. Free kick'ten Bakasetas oyuncuyu deliyor vesaire. Vizca da bir türlü ağırlığını koyamadı. Zaten tek bir işte o itiraz edilen pozisyonun dönüşünde tek zaten olumlu orta Vizca'dan. Onarçı'nın kafasına ve Onarçı'nın güzel bu sefer kafa vuruşuyla oyunu 2-1'e getirdi ikinci yarının 70. dakikalarında. Ee, bu ilk yarın ikinci yarıdaki e, ne derler ona? İlk değişiklikte de Bardi Abdülkadir oldu normal olarak. Çünkü oyunda hiç yoktu orada Abdülkadir. Ama ben şunu söylüyorum. Mendin her önde oyunda önünde, önünde oynaması lazım. Ee, Abdülkadir ve Bakas bilin e, oyun yani kenarda kalması lazım. Bunun ben Abdülkadir olduğunu düşünüyorum. Geride Mendi Berat oynayabilir. Ee, golde, e, i̇kinci golde gayet temiz bir pozisyon. Oyuncu kendini yere atıp kıvranıyor. Hakemi göya aldat şey yapacak, etkileyecek. Hakem de gayet güzel devam ettirdi. Akan pozisyonda eee güzel fırsat ve ondan şunun golü. Gayet doğal bir gol. Yani bu pozisyon çok 3 dakika, 5 dakika dinleme dinlemesi vardan Olayı biraz daha gerdi. Halbuki 30 saniyede, 1 dakikada sonuçlanacak bir e, pozisyondu. Velhasıl pozisyonda VAR dinlemesi, bilmem nesi 5 dakika olarak bir süre geçti hakem şey sağ olsun büyük başkan büyük başkan İstanbulspor'un büyük başkanı ee, sahadan takımını çekti. Yani neyine güvendin, niye çektin, derdin neydi, nedir yani bu? Bunu anlamış değilim. Yani bunu çok da fazla yorumlamaya gerek yok. Çok trajikomik bir olay. Yani dünya sadece buna güler bize. Yani <laughs> gene ee, sıradan bir ülke olduğumuz, futbol ülkesi olmadığımız klasik olarak para etmeyen bilgimizin olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Biraz fazla konuştuk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu maçın dediğim gibi şeyini yorumunu size bırakıyorum. yani. Çok da fazla yorumlamaya gerek yok. Sağdan çekilme olayını. Herkese iyi akşamlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Finalist TV izlemeye devam edin.